kutlamanın günü ne zaman oğlum? Tam belli oldu. Perşembe günü 9'u şöyle geçelim. Beni de çağırmışlar. Hani mi? O haline onu ben anlatacağım. Anladım. Çünkü her arkamın içindeydin. Ben hiçbir şey görmedim. Sırf kafanı görüyordum yani. Ben seni öldü diye kaldırttırdım orayı. İnşallah adalet yerini bulacaksın. Geç bir bakayım o yaraların nasıl oldu. Tamam, bak, bak hiç bakmadım. Şu ben burada geçti gittiler ya. Bir kere bakmadı o yaraların. Bir şey olmadı, bir şey olmaz. Tamam. Eli kullanamıyoruz. İnşallah o adalet yerini bulacak. Ama babamın bulacak. Kadar olmadı. Babamı olay kaybettim. Onun bekledik. Bu olayın ardından üzüm sizin adamım kaybettik. Kolum kopma aşamasına geldi. Dere tutuyordu. Koluma vurduktan sonra da karnıma gerdeyken kılıcı soktuydu. Ondan sebep iki sefer kılıcı sokmuştu karnıma. 16 Ağustos 2021 tarihinde arkamdan konuşmuş bir esnafın yanına gidip neden böyle bir şey söyleme gereksinimi hissettin diye sordum. Oraya gittiğimde bana direkt hiçbir tepki vermeden kapıda 2-3 kişi vardı. Kapıdakilere sordum. Buranın sahibi burada mı diye. O da içeride olduğunu söyledi. İçeri girdim. İçeride beni görür görmez kılıcı alıp üzerime koşmaya başladı. İçeridekiler de bana saldırınca ben dışarı çıktım. Aracıma bindim. 200 metre aşağıdaki kendi dükkanımın önüne çektim arabamı. Dükkanımın önünde abim de hayırdır derdi neymiş abisi ben mi gidip konuşayım diyerek abimin yanında konuşmaya gidiyordu. Elinde kalem dahi yoktu Sibri. Lakin abimin üzerine 4-5 kişi ellerinde sopalarla bir tanesi kılıçla geliyordu. Yani ben de koşarak gittiğimde kılıcı direkt koluma vurup kolum koptu. Yani o derece kolum koptu. Sonra yere düştüğümde karnıma soktu iki sefer kılıcı. Sonra orada kasap bir arkadaş var. Kasabın arabasıyla hastaneye gittik. Abime... Kaç kişilerdi onlar? Onlar 4-5 kişilerdi. Biz 2 kişiydik. Abim ve bendik. Sonrasında kasabın arabasıyla hastaneye gittik. Gölcük Devlet Hastanesi'nde bir 15 kilo kadar kan verilmiş. Yani ben orada zaten çok kısmını hatırlamıyorum. Yani oradan da çıktık. İşte Umuttepe'ye sevk etmişler. Umuttepe'de ayrıldım. İşte kolumun kesileceğini söylemişler. Kesilme kararı alınmış. Abim imzalamış. Hala şu anda his kaybım var kolumda. Çok şükür şu an iyiyiz. Ama neden bunun hiçbir şekilde ceza almadım merak ediyorum. Ben kılıç yarasından sonra yani bu şahsın verdiğine göre bir ekmek bıçağıyla elinde duruyormuş ben yaralanmışım. Şahıs bana bayağı 2 metrelik bir kılıçla bu yarayı verdikten sonra ben Gölcük Devlet'te olduğum ameliyatlar ve Gölcük Devlet'te eks olduğumdan sonra tekrar Umuttepe'de yine eks oluyorum. Orada geçirdiğim 5 operasyon. 5 operasyondan sonra yani yoğun bakımda kalma süren falan çıktım. Kolumu hala yani kolumu değil lan parmaklarımı elimi hissetmiyorum. Hem bana hem abime ben yere düştüğümde kılıcı bir de karnıma soktu. Yani yerdeyken karnıma soktu. Ve bu şahsın bana gerçekten aynı mahallede hani ben aynı mahallede mülk sahibiyim. Annem babam orada yaşıyor. Babamı da hani bu olayın üzüntüsü belki kalp krizi geçirmesine sebep verdi. Onu da kaybettik. Hani devletimiz en kötü bir şey yapar umudumuz var. Bundan da hiç şüphemiz yok. O ne oldu? Bu adam neden tutuklanmadı? Ölmemiz mi gerekiyordu? Aramızda hiçbir hürmet yoktu. Bana saldırma sebebini bilmiyorum ama bana saldırma sebebinde ben tek hatam ona gidip benim yeğenlerim benim depomdan ürün alırken kasapta oturuyor bu önlerini kesiyor bunu yani mal vermeyin falan gibi yorumlar yapıyor. Ben de bu yaptığı yorumu neden yaptın diye merak edip sormaya gittim de saldırdı. Yani insan insana bu kadar büyük bir kılıçla saldırıp neden yapar? Yere düştüğümde bu kılıcı karnıma neden sokar? Hiçbir bilgim yok. Dükkanında otururken bir esnafın neden kılıç taşıdığını merak ederim. Ninja değilsin, Terminator değilsin. Dükkanda kılıcın ne işi var? 70 yaşındaki annem orada hemen yukarıda bir ekmek fırına gidip yiyken annemin oradan ona hakaret ettiğini ve kendisinin can güvenliği olmadığını söylemiş. 70 yaşındaki bir insana can güvenliğim yok diye polis çağırmış. Polis de işte eve geliyor savcılık izniyle annemi çağırıyorlar. Annem ifadesini verdi. Annemden çekiniyor. Kılıç taşıyor ama 70 yaşındaki bir kadından can güvenliğim yok diye polisi arıyor. Başak Cengiz olayını hatırlıyorsunuzdur. Benden sonra oldu. Tutuklandı. Yani ben 15 kilo kan alıp ölmediğim için mi şahıs tutuklanmadan bu kadar özgür ve hür geziyor? Hastane raporlarımı mahkeme adliye bıraktığımın hepsi burada mevcut. Mustafa geçti gitti usul usul. Hani eline bir şey almadı ki çocuğum kavgaya bile gitmedi. Bir vardım varı varmaz kılıç elinde Mustafa'nın ensiye salladı kılıcı. Yunus bir daha sallamasa kolunu önüne tuttu. Kol önüne tutunca Yunus'un kolu düştü zannettim orada. Yunus'um kaldı. Bir gırtlak gözüküyor. Her tarafı kan içinde. Eyvah çocuğumu öldürdü dememi ben nasıl bağırdıysam yetişin ambulans gelsin. Çocuğum ölüyor. Çocuğum alkan içinde aldılar minibüse geçtiler gittiler. Beni ayırtmışlar, tansiyon, müzisyon fırlanmış ama bir de dediler hadi gidelim, hadi gidelim. Gittik hastaneye vardık ama biz ölü bekliyorum yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum. O arada 3-4 saat sonra Yunus aldılar.
Eksi mi dediler, bir şey dediler. O arada Mert babaanne babam gitmiş dedi. Oğlum hayır dedim, ben çocuklarına sarıldım, karısına sarıldım. Ambulansa koydular, gittiler. Peşine gittik işte. Oraya vardık, kolunu keseceğiz. Benden gizli bizlerden izin alıyorlar hani keseceğiz diye. Yalvarıyorum etmeyin kesmen, kol üstüne kalsın sakat olmasın diye. O arada aldılar işte ameliyata. Tam 11 saat kaldı ameliyatta. Biz yani ümit kestiydik. Allah'tan ümit kesilmezmiş. Tam bir hafta. Biz acilin falan önde yatarken çıkmış burada oturuyormuş iş yerinde. Bu ne adalet? Böyle bir şey olamazdı ya. Olamazdı. Baba kalp krizi geçirdi. Sonra tam 2,5 ay oldu. Babayı da kaybettik işte. Gözümüzün önünde çocuğumu kılıçla doğradı. İkisini de doğrayacaktı. İkisini de, birine değil yani. Ben bu kadar canilik görmedim yani. İki çocuğumun ensesine vurdu. Öbür oğlum yani merhaba demeye gitti. Nedir derdin demeye gitti. İkisini de ensesine yapıştırdı kılıcı. Gözüm önünde ikisine doğrayacaktı yani. Yavrum senin yaralarına dedim ya, ben hiç bakamadım hiç o yaralarına. Üzülecek bir şey yok hanım, üzülecek bir şey yok, üzülecek bir şey yok. Benim dayım var, ben demiş nasıl olsa buradan çıkacağım. Onun dayısı varsa benim de dayım da devletim var.